Allah aşkına yavaş söyle, aklımda tutamıyorum. Selvi, bak söyle bu kadına. Bugüne kadar yavaş yavaş ben ona neler söyledim, hangisini aklımda tuttun ki? Babaanneciğim ders çalışıyorum. Dersine biraz ara ver, teneffüs! Tamam canım, sonra... Limonun kabuğunu ince ince rendeleyeceğim. Evet. Selvi, bak gene söyle bu kadına. Öyle Neriman söylediğini papağan gibi tekrarlamasın. Ya bu kadının söylediklerini ben bile buradan anlıyorum ya. Sonra da bir tencereye şekerle beraber koyup kaynatacağım. Selvi, bak gene söyle bu kadına. Kulaktan dolma bilgilerle yemek yapıp beni zehirlemeyi düşünüyorsa vazgeçsin. Ben bugün bakkal Hasan'ın getireceği kaşar ekmekle karnımı doyuracağım ha. Ay Sürahiye Hanım, Allah aşkına susar mısın? Kadının dediğini anlamıyorum. Selvi, gene söyle bu kadına. Kulağı iyi işitmiyorsa suç bende mi ya? Tamam Neriman'cığım, ben seni sonra ararım hayatım. Aşk olsun Sürahiye Hanım. Sevdin diye o limonlu keki tarifini alıyordum ama dinletmedin ki. Al sana bir kaya, nereye dayaksan daya. Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın Sürahiye Hanım? Allah Allah, kim bu saatte acaba? Ben açayım anne. Yok kızım, otur sen dersine çalış, ben açarım. Beğendin mi yaptığını babaanne? Ne güzel limonlu kek yiyecektik akşam. Teneffüs bitti be! Duymadın mı? Zil çaldı! Hadi derse! Zırrrrrr! Allah Allah! Bu madramaz benim en sevdiğim kek olduğunu öğrenince telefonu küt diye kapattı! Gel Berna'cığım, gel hayatım, hoş geldin. Günaydın Sürahiye Hanım. Günaydın. Günaydın Selvi'ciğim. Günaydın. Ah Zehra'cığım, senden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. Biz birkaç günlüğüne seyahate çıkıyoruz da. Ha canım. Bu kuşu ne yapacağımızı şaşırdık. Rica etsen birkaç gün bakabilir misin? Aa, tabii Berna'cığım. Tabii sen keyfine bak, komşuyuz burçunun şurasında. Komşuluk bugün de belli canım, olur çok canım. Teşekkür ederim. Berna kızım, zaten evde yeterince mahlukat var, bir de bunu başımıza salma. Biz haşerata falan bakamayız. Aman canım, zor bir tarafı yok ki Sürahiye Hanım. Zaten yemi ve suyu hazır. Size sadece karşısına geçip bakmak düşüyor. Ay çok şeker değil mi anne? Ah Zehra'cığım, çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım, rica ederim. Ben döner dönmez hemen alırım. Oldu canım. Hoşçakalın, sağ sen olun. Sen keyfine bak hayatım, eğlenmene bak. Babanla takma aklını. Bakacakmış. Ya sen evinde kendi çocuklarına bakamıyorsun. Bir de bu haşalatan bakacaksın. Ama çok tatlı babaanne ya. Adın ne senin bakayım? Hasan. Bakkal Hasan. Uuu canım benim, çok tatlı ya. Ay canım da canım. Maşallah sana. Şu rengin güzelliğine bak. Şey güzel yemyeşil. Anneciğim biliyorsun ki bunların en büyük özelliği konuşabilmesi. Biliyorum evladım, biliyorum kızım. Ona bakarsan bu kadın da konuşabiliyor ama ne işe yarıyor ki? Anneciğim saat geç olmuş, ben gidiyorum, geç kaldım. Evladım ben de çarşıya çıkacağım, beraber gidelim ha. Tamam. Sürahiye Hanım, rica etsem ben çarşıdayken şu kuşa biraz göz kulak olur musun? Bana mı sormadınız bu mahrum kadın be? Ben aslında yaşlı bir kadınım. Benim kendime bakacak durumum yok canım. Bu pire torbasına bir de ben mi bakacağım? Çok istiyorsanız yalnız da alıp götürürsünüz. Ay ay ay, yerim seni ben, yerim. Sen papağanı mı kıskandın? Gel bakayım sen. Ne kıskanacağım? Gel bakayım. Ama, papağanı kıskandı be. Ama ne kıskanacağım canım? Sürahiye Hanım, kadıncağız itimat etti bıraktı. Ben şimdi elimde onunla mı dolaşayım çarşı pazar? Ne olur rica edeceğim, biraz göz kulak ol. Göz kulak ol, göz kulak ol, göz kulak ol. Konuştu anne. Bana bak Selvi. Bak söyle bu mendabur hayvana, ondan emir almam ben. Onun size emir verdiği yok Sürahiye Hanım. Sadece söylenenleri tekrarlama kabiliyeti var. Bana bak, bana dokunmayan papağan bir yıl yaşasın. O masada öyle dursun öyle. Tamam, teşekkür ederim. Hadi kızım biz gidelim. Geliyorum anneciğim. Hadi alasma aldık, babaannem benim. Hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Versin. Bay bay. Akşama kızarmış bir kuş olmak istemiyorsa kapat çeneni ha! Ya sabahtan beri çeşitli mahlukatlarla boğuşmaktan ay 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 ay!
Dilim babam kul. Ne bakıyorsun be? He? Bana bak, bu sersem kadının dostu benim düşmanımdır, ona göre. Sersem kadın. Sersem kadın. Ah! Senin ne de güzel yeteneklerin varmış böyle be. Bir daha da sersem kadın bakayım. Sersem kadın, sersem kadın, hadi. Sersem kadın, sersem kadın. Aa, seninle niye anlaşacağı benziyoruz be? Süslü mahlukat ne olacak? Tabi birbirimiz hakkında böyle erken karar vermememiz gerekir değil mi? Ya senin burada yerin pek iyi değil. Seni şöyle daha iyi bir yere alalım he. Ha, bana bak. Ayrıca benden fındık, fıstık, lokum istersen çekinmeden söyleyebilirsin. Bakkala sana bir telefon açarım, hemen getiriveririm. Bakkala sen pastırmanın en iyisini, lokumun en fıstıklısını bana ayırın. Bakkala sen, bakkala sen. Bakkala sen aslında Selvi'ye aşık. Ama Selvi ondan evlenmem diyor. Ben aşık olacağım birinle evlenmek istiyorum diyor. Baba ne diyor? Haşmet'im o bostan korkulunu sevip aldı da ne oldu sanki değil mi? Kaç kere söyledim. Bak Haşmet yapma dedim. Bu kadın sana layık değil dedim. Boşan bundan dedim ama dinletemedim ki. Haşmet! Haşmet! Boşan şundan. Boşan şundan. Yapma Haşmet. Ne içersin? Ne içersin? Sana su getireyim mi? Sıcak mı istersin soğuk mu? Ah! Kuş burnuna ne dersin? Haşmet. Şişko karı, şişko karı. Şişko kadın. Hmm. Şişko kadın. Öyle bunları, aferin. Şişko kadın, şişko kadın. Şişko kadın, şişko kadın. Ha, çok iyi ya. Şişko kadın. Güzelliğine bak. Bak bak şu rengin güzelliğine bak. Yerim o kırmızı gagalarını. Baba bir tane de biz alalım papağan ne olur ya. Kızım şimdi papağanın sırası mı? Neyse sonra bir icabına bakarsın. Şuna bak şuna Selvi. Nasıl da zeki zeki bakıyor. Çok bizi kesiyor bu inek ağa. Kesin taklidimizi yapacak. Hayırlısıyla şu Berna gelip şu papağanını alsa da başına bir şey gelmeden kurtulsak. Bugün gelmiştir onlar. Gidecek misin benim boyalı kuşum he? Anne bakıyorum çok sevdin papağanı he? Ya diyorum ki Haşmet, böyle bir kadınla evleneceğine şöyle sohbeti tatlı bir papağanla evlenseydin ya. Vallahi iki gündür bana ahiretlik yaptı. Dertlerimi dinledi, hastalığımla ilgilendi, şarkılar bile söyledi ya. Çekirdek ister misin biraz daha he? Al bakalım, al. Al bakalım. Yok bu doymuş galiba, bak almıyorum. Aman inşallah Berna'dır. Dur bak. Vallahi bildi galiba. Belki de Berna'dır. Yani anne, eğer gelen hakikaten Berna Hanım'sa şu hayvanların altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğuna inanmak lazım. Hoş geldin Berna'cığım. Bak demedim ben bildim canım, bildim ben. Hadi hayatım gel buyur. Yok canım, gelip oturmayayım. Şimdi hemen papağanımı alıp eve döneyim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Size zahmetler vermedi değil mi? Yok canım, ne ya, demek ya, zahmet? Ne zahmet ya? Çok hoşlandık hepimiz. Tabii. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle güle. Güle güle Bernacığım, oturmaya da bekleyin. İnşallah canım. İnşallah. Gel buyur inşallah. Görüyorsun değil mi Haşmet? Yani papağanla aramızın iyi olduğunu öğrenince derdest edip gözlerini hayvanın. Yani iki gün daha kalsın diyemedi. Sabahcı atma baba. Canım sen. Ay bu müziğin nesinden hoşlanıyorlar Allah aşkınıza. Çamaşır makinesi gürültüsü gibi dangır dangır dangır. Hiç de fena bir müzik değil canım. Ay ne olur değiştir babaanne, başım ağrı girdi. Ne biçim gençlersiniz yahu. Yani biraz daha sesini aç babaanne diyeceğine bir de sesini kapatıyorsun ya. Allah Allah. Kim bu saatte acaba? Selvi, bakkalazan olmasın? Ay inşallah değildir, sus. İnşallah olur da böyle akşam akşam rabıtalı bir pastırma yeriz. İnsaf et be anacığım. Gece yarısı bu pastırma yedin mi Allah aşkına? Sana ne be, canım işleri belki. Berna! Berna mı?
Ne oldu acaba hayrola? Kuşa bir şey mi oldu yoksa he? Ay Allah göstermesin, çok tatlıydı. Hayırdır inşallah. Esif ederim Zehra'cığım. Ne oldu? Yani iki günlüğüne papağanımı size bıraktım, kocamla aram bozuldu. Ama sizin olsun. Kaçmaz! Boşan şundan, boşan şundan. Yapma Aşmet, yapma. Kocam kim bu Aşmet diye evde yapmadığını bırakmadı. Aşmet! Boşan şişkodan! Boşa şişkodan! 20 yıllık evliliğim mahvoldu. Kocam evi terk edip otele gitti. Kim öğretti bunları buna Allah aşkınıza? Bana ne bakıyorsunuz be? Ne bileyim ben kim öğrettim? Her boku da biliyor canım. Baba varsa olacaksın kesin de. Nereye hanım? Canım bırak nereye gidersek gitsin. Ayda gelmiştim, uya gidiyor işte. Mutfağa gidiyorum. Çay isteyen var mı? Hay aklında bin yaşanım. Çok iyi olur yani. Valla ben de isterim. Tamam. Aşmet bu kadına söyle ben çarmayı istemem. Aman elinden. Ay! İmdat! Aşmet! İmdat! Ne oluyor ya? Aa ikinci kattan düştü galiba. Güle güle! Güle güle! Ay 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 ay! Ay Aşmet! Ay! Ne oldu ay. Hanım ne var? Fare! Fare! Yahu işi bu kadar büyütmeyin, korkacak bir şey yok. Oturun be, koca kazıklar. Köye erkek olacaksın, otur yerde be. Allah Allah! Anne çok korktun mu? Çok korktum kızım, çok. Ya bu kadına niye acıyorsunuz, asıl fareye acıyım. Karşısında böyle koskocaman bir acuzeyi göreceksin, asıl da ürkmüştür hayvan. Haşmet buna bir çare bul. Ben bir fareyle bir evde yaşayamam. Canım biz bin bir çeşit mahlukatla yaşayarak büyüdük ya. O ne var bunda? Hadi oğlum gel Taci. Gel şurada oyna devam edelim. Yok gel. Baba tamam sen kazandın ben oynamayayım. Haşmet sana söylüyorum. Ya fare ya ben. Tabii ki fare. Tamam. Ben şimdi gider kapanı kırarım kurtuluruz. Niye kurtuluyormuşuz canım? Allah Allah. Bu evde bin bir çeşit mahlukat dururken niye o fareyi öldürmeye çalışıyorsunuz? O da bu evde bir misafir canım. Ya o saçmalama anne, ne misafiri? Tanrı misafiri! Ya çekilin üstünden be, Allah Allah! Ama baba, ya, bu fare! Başlayacağım farenizden ha! Ya ha beş nüfuslu olmuşuz, sağ altı ne fark eder? Ne uğraşıyorsun Aşmet? Evde peynir yok mu? Yok! Var! Av! Hoş! Dolabın üst gözünde! Tamam, buldum! Şimdi kafanı kırıyorum, sabaha kalmaz kurtuluruz! İyi alt ettin. Bak bütün bunları biriktiriyorum. Elime alacağım telliği bak. Çekilin be. Aman korkacak bir şey kalmadı. Yatabiliriz artık çocuklar. Hadi ama kapanı kurdum dedim ya. Babacığım bu akşam sizinle birlikte yatabilir miyim? Yahu saçmalama Allah aşkına Selvi. Evet Selvi sen saçmalama. Hatta o yüzden ben de yanına geleyim de. Sen korkarsın şimdi ben de sana yardım edeyim ha. Tüm baba. Ya Rabbi hadi hanım hadi biz yatalım artık hadi. Dur baba dur. Allah Allah. Şimdi ben de nereye koydum bu kafanı ya? İşte buradaymış. Neyse ki fare yakalanmamış. Önce bu kapanışını halletmek lazım. Bu kazının en sevdiği terlik de bu. Şimdi buraya koyduk mu? Bu da tamam. Şimdi peynirleri olması gereken yere koyalım. Ama bu yetmez ya. Hadi bakalım. Fare efendi. Ne yapman gerektiğini sana söyleyecek değilim herhalde. Yeah.
oldu. Bundan sonrası sana kalmış artık. Babayla ne yapıyorsun öyle? Böyle uykum kaçtı, biraz dolaşıyordum. Sen niye uyandın? Tuvalete gireceğim. İyi. Ne o, karnım acıktı herhalde, peynir yiyorsun. İster misin? Aman yok, istemem. İyi. Bu da ne zaman gece uyansam peşimde, beni mi gözetmiyor da? Selvi, annem nerede kızım? Komşuya gitti babacığım. Allah Allah, sabah sabah komşuda ne işi var? Aman ne soruyorsun be? Belli ki kaçtı gitti işte. Bir küçücük fareden korktu, evi terk etti. Bilseydim fare kılığına girer, seneler önce kaçırtırdım küsmeyi. Kedi! Nereden buldun o kediyi anne? Evdeki fareyi yakalasın diye buldum, getirdim canım. Aşmer, söyle bu kadına, evdeki mahlukat sayısını arttırmasın. Farenin dışında bir tanesi yeterince dert veriyor zaten. Ya bir fareyi bu kadar büyütmeyin. Kediyle mediyle olmaz bu iş. Öyle mi? Kapanla da olmaz ona Haşmet Bey. Dur çocuğum, dur evladım. Yepyeni terliklerimin halini gördün değil mi? Neyse, o terliğim kapana nasıl girdiyse. Peki, peki. Fareyi yakalayana kadar kalsın hanım. Haşmet! Bu kedi kalacaksa kira versin. Öyle bedava yok. Evde yeterince bedavacı var zaten. Ya olur mu anacığım? Kediden kira alınır mı? Vermeyecekse kalamaz canım. Ev benim, tavu benim. Allah Allah. Oğlum. Verme, doyurma. Doyarsa fareyi yakalamaz kedi. Gördün mü bak ayağı aksi. Nasıl da kaçırdım elimden peyniri. Hay Allah, görüyor musun nasıl da yiyor, canavar gibi. Şuraya bak ya, Allah Allah. Ne bakıyorsun be? Ya karnını doyur, iyice doyur. Afiyet olsun. Baksana daha süte papa yapıyorum. İyice doyur karnını da farecik keyfine baksın. Keyfin pek ha. If you come through, you're gonna have yourself a Scooby snack. Scooby-Dooby-Doo. Şu bizim fare ne yapıyordur kim bilir? Babaanne ya, niye hatırlatıyorsun ki hayvanı? Zaten unuttuk şurada. Ne korkuyorsun canım? O da bir yerde bir canlı. Bu kadından ne farkı var? Ama zararlı. Vallahi bu kadın kadar zararı yoktur onun. Ne zararını gördün şimdiye kadar ha? Şu kediye de aklım ermiyor. O kadar da aç bıraktık, boyuna uyuyor. Ben gelirken yemek yiyordu, aç olduğunu sanmıyorum anne. Yemek mi yiyordu? Kim vermiş ona yemeği? Haşmet, sen şunu al. Nereye seyredeceksen seyret. Ben gidiyorum şu fareye bir bakacağım. Bir şeye ihtiyacı var mı yok mu diye sormak lazım, değil mi? Haşmet, Allah aşkına şu fareye bir çare bul artık. Tamam hanım, bulacağız dedik ya canım. Ya bir şey soracağım. Demin fare buradan geçti, gördün mü? Allah Allah, yuh size be! Bu kadarcık fareden korkuyorsunuz ya. Kal tamamlar, ben de sizi bir şey sanırdım. Keyiflendim. Gidip yatayım bari. Kedinin karnını da iyice bir doyurmak lazım. Gel kızım, neysen gel. Anne, ne yapıyorsun burada? Hiç öyle uykum kaçtı, bir süt içeyim dedim. O kaptan mı içeceksin? Kahvenin süt verin, ben sana ne, Allah Allah. Sen ne uyandın?
Ben tuvalete gidecektim canım. E git hadi, git hadi. Tamam tamam peki. Allah Allah. Beni takip ediyorlar ya. Pis pis pis. Gel bizi, gelsene. Gelmeyin de vur kendi, gel gel de ya. Evet. Bu etken günümüzde. Sorma hayatım, bir türlü kurtulamadın. Ya aha, kedi nereye koysan orada uyuyor ayol. Geri verdim ben de. Bundan etkilendiğini göreceğiz. Denemez olur muyum şekerim? Zehirini de denedim tabii. Ve bu şekilde de iyice olan ihtiyacım. O yeni mi çıkmış? Hiç duymadım. Tablet şeklinde mi? Aman hemen alayım hemen. Çok teşekkür ederim hayatım. Beklerim, görüşelim. Oldu canım, öptüm. Allah Allah, bak neler çıkmış da haberim bile yok. Ben şimdi geliyorum çocuklar, biraz dışarı çıkıyorum. Fare zehri miymiş, tablet miymiş? Kim veriyor buna bu akılları be? Allah Allah. Allah. Şekerler iki tipte karşımıza çıkarlar. Organizma tarafından anında tüketilen hızlı şekerler. Bunlar insanın sportif olmasını sağladıkları gibi bazen de yağlı olmalarına yol açmaktadırlar. Seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir yeni bir sloganı var. Soğuk savaş öldü, yaşasın terörizmle savaş. Amerika bu yeni mücadelesinde kovboy filmlerini hatırlatan bir yöntem kullanıyor. Washington. He, bak Alasan. Sen bizim oğlum. Ben Sülahim'le. Bak Alasan, beni dinle, ne diyeceğim biliyor musun? Sende fare zehri var mı? Böyle tablet miymiş neymiş onlardan. He, herhalde onlardan. Bak ne diyeceğim. Ne varsa, ne yoksa bütün fare zehirlerini ortadan kaldır. Bizim gelin geldiği zaman kalmadı, bitti der. Yok canım, ayıp olmaz. Ne dersem onu yap. Hem bak Selvi'nin sana selamı var. Bak buradan gülücükler atıyor. Tabii. Hadi dediğimi yap. İşte bitti. Dön önüne be. Otur dersine çalış. Aptal. Hacı oğlum, annem nerede? Dışarı çıktı baba. Ne işi varmış dışarıda? O Rusçağız kadın kim bilir dışarıda gizli gizli ne işler çeviriyorsun. Sen burada koyun gibi uyu. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyler anne? Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Lütfen anacığım, lütfen. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nerelerde canım? Eczaneye gittim, fare zehri aldım. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Yazık değil mi canım? Bu ülkede hayvan hakları diye bir şey var. O fareler için geçerli değil babaanne. Hadi canım sen de. Allah Allah, o da bir yerde bir hayvan. Allah Allah, bırakın Haşmet'in odasında özgürce dolaşsın. Ve üçüncü etken de ki bu etken... Haşmet, bugün bizimkiler niye erken yattı? Erken olur mu hanım? Saat gece yarısını geçti. Sahi mi? Tabi, ayrıca bu açık oturma biteceği de yok galiba. Hadi istersen biz de yatalım ha. Haşmet, Allah aşkına şu fareye bir çare bul. O yüzden yatmak istemiyorum. Zehir aldık, olmadı. Kedi getirdim, olmadı. Ben çıldıracağım, kapan kurduk, tutmadı. Ne yapayım ben? Tamam hanım, çok tamam. Çok korkuyorum. Yarın muhakkak çaresine bakacağız. Ahmet! Eyvah! Ahmet! Eyvah! Eyvah! Yetiş! Koş! Ne oldu acaba? Ahmet! Çabuk gel buraya! Ahmet! Ne oldu anne, ne var? Ahmet, fare! Fare burada! Çabuk! Kafanlar! Kediyi getirin! Yav, yaratığı buradan yok edin, defedin, öldürün yav! Aman Sürahi Hanım, bu kadar korkacak ne var? Alt tarafı şu kadarcık bir fare! Haşmet, ya ben ya fare, ya da ya ben ya bu kadın, ya da her ikisi birden canım! İnce ince...